sonra yakın zamanda bir bütçe kapandı. Bütçe yine savaşa, yani milli savunmaya en büyük payı ve diğer de diyanet işlerine ayrıldı. Yerel yönetimlerde halklar kentlerini demokrasiyle, özgürlükle, eşitlikle yürütmelidir. Geneldeki siyasi anlayışımız yerel yönetimlerde vücut bulacak. Biz daha önce yerel yönetimlerde bu kendisini ispatlamış bir hareketiz. Hareket olarak özgürlüğü, demokrasiyi kentlerde halkımızla beraber mahallesine kadar yerel yönetim çalışmalarını birlikte yürüttük ve oralarda demokratik kültürü inşa ettik. Hiç kimse bize bu süreç içerisinde yerel demokraside yer aldığımız belediyelerde yolsuzluk yaptı diyemedi. O kadar inceleme yapmalarına rağmen, belediyelerden çıkmamalarına rağmen bunu söyleyemediler. Ama ne yaptılar? Kürdistan'da birçok yerde kayyumla götürdüler. Şimdi biz Dersim'de bir kent uzlaşısıyla seçimlere girdik. Şunu söyledik. Dersim'de toprağımıza, suyumuza, ziyaretlerimize, inancımıza, kimliğimize dönük tanımlamayı hiç kimse yapamaz. Halk kendi adına, kendi inancının, kendi kimliğinin tanımlamasını yapar. Ve yerel demokraside, kentte tüm demokrat güçlerle beraber bir seçime daha kent uzlaşısı yaparak girdik. Sakine cansızların, mahirlerin, denizlerin, İbrahim Kalfakaya'nın yoldaşları, Düzgün Baba'nın, Kureyş Baba'nın, Kalfarat'ın onurlu çocukları, kızları, analar, babalar, hoş geldiniz. Dostlar, biz DEM Partisi olarak bir görev üstlendik. Bu görevde en büyük sorumluluğumuz halkımıza duyduğumuz güven ve halkımız için yapmak istediğimiz hizmettir. Bu açıdan yıllarca ezikliği yaşayan, baskı altında tutulan, gelenek ve göreneklerinden uzak, her türlü asimilasyona tabi tutulan halkımız bu çilekeş yaşamı hiçbir zaman, hiçbir dönem hak etmedi. Bu açıdan bu göreve üstlendik. Biliyorsunuz Nazmiye ilçesi halkımızın birliğiyle bölünmüş, parçalanmış ve gerçekten gelenek göreneklerinin içi boşaltılmış ve o kadar küçük düşürülmüş ki bunun karşısında sessiz kalmanın onurlu, merhametli, insaflı hiçbir insanın hakkı değildir. En azından ilçede bulunan çeşmemiz, bu çeşmenin içine katılan lağım sularından dolayı halk bundan faydalanamıyor. 102 afet konutları var. 102 afet konutlarının yapılışı 30 seneyi bulmuştur. 30 seneyi bulan bu afet konutlarının tapuları verememiş. Onun için orada oturan sakinler hiçbir bakımı yapmamış. Binalar, bloklar adeta çürümüş vaziyette. Teşekkür ediyoruz. Başarmıştır. Ondan sonra burada köylere gittim. Nazmiye'nin sorunlara ilişkin soru belgesi verdim. Bu çalışmadan sonra. İyisiniz, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.